Yani kuyudaki masallarını hesaplayınız. Arkatangens, katangens. B. Biz kuyudaki formuladan faydalanalımız. Arkatangens. Katangens B. B'ye teng bo'ladi. Agar B. Mana bu aralıkka tegishli bo'lsa. Agar B mana 0'dan pi'ga aralıkka tegishli bo'lsa, arkatangens katangens B B'ye teng bo'ladi. Mana shu formuladan foydalanamiz. Birinchi misolni yechamiz. Va mana bu misolda 13 pi taqsim 8 shu aralıkda yotadimi? Yo'q, bu 13 pi taqsim 8 pi'dan katta. Pi'dan katta. Demak bu formulani qo'llay olmaymiz. Qo'llash uchun biz mana bu katangensni 13 pi taqsim 8 ni mana bu aralig'dagi birorta burchakning katangensini hisoblashga keltiramiz. Katangens davri pi ekanidan foydalanib biz 13 pi taqsim 8 minus pi deb yozishimiz mumkin. Hisoblaymiz. 13 pi 5 pi taqsim 8 qoladi. 5 pi taqsim 8 endi pi dan kichik, 0 dan katta, shu aralikka tegishli. Ana endi biz bu sonni hisoblay olamiz. Demak bu teng bo'ladi. Teng arkatangens. Katangens 5 pi taqsim 8. 13 pi taqsim 8 ning o'rniga endi 5 pi taqsim 8 ni yozamiz. Ana endi mana bu formulaga ko'ra b ga teng bo'ladi. B 0 pi barobariga tegishli. Demak bu 5 pi taqsim 8 ga teng. Shunday qilib birinchi misolning javobi 5 pi taqsim 8 ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol. O bir yerda arkatangens, katangens 4. Formulani qo'llay olamizmi? Buning uchun mana bu shartni tekshiramiz. 4 bu aralig'da yotadimi? Yo'q. 4 ham pi dan katta. 4 pi dan katta. Shuning uchun biz bu formulani qo'llay olmaymiz. Qo'llash uchun dastlab katangens 4 ni shu aralig'dagi burchakning katangensini hisoblashga keltiramiz. Buning uchun yana katangens davri pi ga teng ekanidan foydalanamiz. 4 minus pi deb yozishimiz mumkin. Yani 4 minus pi musbat. Çünkü pi 4'dan küçük. 3 bütün tahmini 3.14 ve pi'den küçük. Demek ki pi'den küçük. Eğer pi'ni o zaman götürsek 4 küçük 2 pi'ni hasıl kılamız. Bu 6'dan katta son. Şu sebebi 4'dan ham katta. Şimdi kadar 4 minus pi 0 pi aralığı tekişli. O halde mana bu ikkinchi misolni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Teng arktangen arkatangens katangens 4 ning o'rniga katangens 4 minus pi yozamiz. Katangens 4 minus pi. Ana endi bu formulani qo'llay olamiz. Çünkü 4 minus pi bu aralıkka tegishli, ya'ni mana bu shartni qanoatlantiradi va shu sababli mana bu tengdagi o'rinli bo'ladi. Teng 4 minus pi. Shunday qilib, ikkinchi misolning javobi 4 minus pi ga teng ekan. Endi 3-chi misolga o'tamiz. Arkatangens katangens minus 3. Yine bu formulanı qo'llay olmaymiz. Çünkü B'nin o'rnida minus 3 kelyapti. Minus 3 0 dan kichik bu tomonda. Buning uchun bu formulani qo'llash uchun dastlab biz katangens 3-chi misol minus 3 ni katangens davridan foydalanib, davri ekanligidan foydalanib pi minus 3 deb yozishimiz mumkin. Yani bunga pi ni qo'shdik. Yani de pi minus 3 bu aralıkka tegishli.
pi'den küçük ve nol'dan katta. Çünkü pi 3'ten katta, musbat. Bak 3'ün bana bu pi'ni bir yapma güzelliğine basayım, minus 3 küçük nol tensizliğine hasap alalımız. Bu doğru. Demek her iki de tensizlik oralı. Hani şimdi biz dersler bana bu ifadeni kuyudaki şey yazmalarımız. Keyin bana bu formülünü kullanıyoruz. Üçüncü misal. Deyin. Arkatangens. Katangens. Pi minus 3. Bu formülünü kullanıp bana ben oranında pi minus 3 geldi yaptı. Demek bu pi minus 3 geldi. Çünkü pi minus 3 bana bu şartını, yani bana bu şartını kanatlandırdı. Şunu da kalıp, üçüncü misalın cevabı pi minus 3 geldi.